Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'du. Camide namaz kılarken ön safta boşluk olduğu halde arka tarafta namaza duran bir kimsenin önünden geçip ön saftaki boşluğun tamamlanması caiz midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَقِيمُ sufuf Saflarınızı düzeltin. وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ Ve omuzlarınızı birbirinize hizalayın. وَسُدُّ الْخَلَلِ Ve safların arasındaki boşlukları tamamlayın. وَلِينُوا Eydi اِخْوَانِكُمْ ve sizi safı tamamlamak için ellerinizden tutup da çeken kardeşlerinize zorluk çıkarmayın. وَلَا تَذِرُوا فُرُجَاتٍ لِشْشَيْطَانِ Ve şeytan için saf aralarında boşluklar bırakmayın. Men vasale saffen ve men vasale saffen vasalehu Allah. Kim bir safı tamamlarsa Allah Azze ve Celle onu rahmetine eriştirir. Ve men qata'a saffen qata'ahu Allah. Kim de bir safı bölerse Allah Teala onu rahmetinden uzaklaştırır buyurmak suretiyle saf düzeninin ehemmiyetini beyan etmiştir. Bu hadis-i şeriften hareketli fukaha ön safta boşluk olduğu halde arka tarafta namaza durmanın tahrimen mekruh olduğunu beyan etmiş ve önde boşluk olduğu halde arka tarafta namaz kılan bir kimsenin önünden geçip o boşluğu tamamlamanın caiz olduğunu ifade etmiştir. Nitekim i̇bn Abidin Rahimehullah önde boşluk olduğu halde arka tarafta namaza duran bir kimse orada durmak suretiyle öndeki boşluğu tamamlamamak suretiyle kendi hürmetini düşürmüştür kendi saygınlığını düşürmüştür bundan dolayı onun önünden geçilip öndeki boşluğun tamamlanması caizdir demektedir velhamdülillahi rabbil alemin